bir nesil Pınar'la büyüdü diye bir reklam vardı ya. Bir nesil böyle... Bir nesil başka arkadaşla büyüdü. Ya öyle oldu hakikaten. Doğru. Benim için çok büyük bir keyif, büyük bir mutluluk. Daha evliliğin ilk yılları devamlı her akşam evde 4 tane adam PlayStation oynuyoruz. Yani işte o futbol oynuyoruz falan devamlı FIFA turnuvaları. Ya çok sabırlı bir insan zaten yoksa hani bu uzun birliktelik devam edebilirdi. Burada kesiyoruz mu? Dedim anlamıyor musun? Anlamıyor musun beni diyorum İngilizce. Abi anlıyorum da ben Türk'üm diyor. Dedim kardeşim senin dedim gözler niye çekik? Abi dedi ben Kazak'ım. Çok da benziyorlar ya. Dedi ben Zeytinburnu'ndan Mahmut dedi. Cebimizde şey gibi. Zeytinburnu'ndan Mehmet aynen abi. Aynen abi dedim ki ya dedim Gora'daki adamın durumuna düştüm. Herkese selamlar Rüya Savaşı takipçileri. Yeni bir bölüme, yeni bir programa hoş geldiniz. Bugünkü programımızın konuğu saygıdeğer ve benim de çok sevdiğim uzun yıllardan beridir tanıdığım Fenerbahçe TV'nin de ekran yüzü olan Kıvanç Özkök. Burada bizlerle beraber. Hoş geldin Kıvanç. Abi hoş bulduk ya. Nasılsın? Süperim. Çok keyifli. Ortam, kanal, her şey çok güzel gidiyor bu arada. Hayırlı olsun. Çok teşekkürler. Rüya Savaşçısı değil mi? Dream Warrior, Rüya Savaşçısı. Nasıl istersen öyle diyelim. Sen nasıl istiyorsan öyle. Ya zaten yıllardır bildiğimiz bir aslında nickle seninle evet. Özdeşleşen bunu bir kanala dönüştürmen ve böyle hani oyun içerikli, konuklu, harika sohbetlerin olduğu bir program yapıyor olman ve bu programa beni davet ediyor olman çok mutlu etti. Estağfurullah. Tabii ki yani bu yolculuk inşallah uzun soluklu olur. İlk böyle daha belki emekleme aşamasında evet. Ama güzel bir giriş yaptığını düşünüyorum. Mümkün olduğunca zaten kanalın ilk abonelerinden biriyim. Takipçiyim. Videoları da mümkün olduğunca izlemeye çalışıyorum. O videoların birinde de hani yer alıyor olmak çok keyifli oldu. Ben de sen ve senin gibi değerli arkadaşlarla birlikte bu kanalı renklendirdiğim için çok mutluyum ama senin yerinde apayrı. Çünkü arkadaşlar şöyle biz aslında Kıvanç'la akraba gibiyiz. Tabii. Yani. Çünkü tanışıklığımız benim kuzenim Can'la senin kuzenin İnci evli. Biz bir şekilde yollarımız kesişiyor ama biz kuzenleri görmekten daha çok birbirimizi görüyoruz. Hatta kuzenler sitem ediyor. Evet. Ya ben bu kadar görmüyorum Kıvancı diyor İnci abi. Çok, Can da keza öyle. Öyle ya. Onlar tabii şimdi İngiltere'deler. Onlara buradan evet, selam. Selamlarımızı iletelim. Benim kuzenim. Yani ama ben şimdi İnci benim kuzenim ama Can da benim kardeşim. Aynen. O yüzden hani aile olduğumuz için Londra'da, yani daha sonra Londra'ya çok yakınlar. Yakınlar. O güzel bir kasabadalar. Onlara da buradan neydi ya? Kasabanın adını hatırlıyor musun? Newtown mıydı? Maytown mıydı? Öyle bir şeydi galiba. Londra ile Birmingham arasında bir yerde. Çok güzel kurumsal yerde. Böyle şirketlerin olduğu bir yer. Güzel de bir yer. Winston Keys. Ha, evet evet. Öyle, kesinlikle. Hatırladım. Kesinlikle. Oraya sevgiler. Oradan bizi izleyen herkesi de. Herkes çünkü çok artık üniversal bir kanalız yani. İngiltere'ye hitap ediyoruz. İngiltere'ye hitap ediyoruz. Şimdi Can'cım, İnci'cim yani böyle bir, yani izlemeyip beğenmeyip like atmazsanız da böyle hani size ayrı bir telefon açarız. Sitem ederiz. Ya bizim tabii hem Fenerbahçe'den hem oyun dünyasından çok ortak tabii, noktamız çok, var. O yüzden çok. O kadar uzun zamandır yani tanışıyoruz ki böyle evet. Hani gerçekten ailemden birinin yanındaymışım hissiyatı hep var. Ceza benim için de öyle. Aslında biz hani Kıvanç'la böyle tanıştığımızın yanı sıra biz oyun sektöründe de birlikte çok da yer aldık. Tabii. Önce tabii lansmanlarda, Türkiye'de gerçekleştirilen lansmanlarda bayağı bir yer aldık ve bizim de PlayStation zamanı organize ettiğimiz lansmanlarda da Kıvanç geldi, renk kattı ki yine Gran Turismo lansmanı yaptık beraber. NBA lansmanı yaptık. Hatta sen gösteri maçı yaptın Mehmet tabii, Turgut'la. Burada maçı anlattık. Maç anlattın. Bizim oyun fuarlarına geldin, renk kattın, röportajlar yaptın. Hani Kıvanç arkadaşlar Fenerbahçe TV'nin ekran yüzünde olması yanı sıra da çok da iyi bir oyuncu. Hani ailecek de oyun çok oynuyorlar. Ya, çok. Seviyorum ya. Oyunu seviyorum. Artı hani bu oyun işte la ilgili yapılmış bugüne kadar organizasyonların içinde yer alıp. Hepsinde yer aldın aslında. Hepsinde yer aldım. Aynı zamanda bunları birçoğunu da Fenerbahçe TV'de aslında programa da dönüştürdük. Evet. Çünkü Fenerbahçe Televizyonu evet bir spor kulübü kanalı ama aynı zamanda çok farklı içeriklerin de üretildiği ve farklı programların da yer aldığı bir kanal. Evet. Bu anlamda hani biz o yaptığımız çekimleri işte o dönem hangi programın içine uygunsa onları seyirciye ulaştırmaya çalıştık. Çünkü ben hani hem oyun oynamayı seviyorum. Hem senin organizasyonların, lansmanların gerçekten çok keyifli ve eğlenceli oluyor. Çok onun bir parçası olmak güzel. Dediğin gibi oyun fuarlarına geldik. Daha önce işte FIFA'nın işte daha eski dönemlerde PES'in evet. Oyun lansmanlarında yine bir aradaydık. Yine bir aradaydık. Ve sen yine güzel. Sen bu arada futboldan anlıyorsun değil mi?
Yok hiç anlamam. Ya yani ben futbol maç da izlemem. Maç da izlemiyorsun. Hiç işim olmaz benim. Kriket, Amerikan futbolu falan tabii, değil mi? Beyzbol. Beyzbol. E tabii bu en niş, en güzellerini anlatıyorsun. Curling o da çok iyi, doğru. Ya gerçekten spor dediğin gibi ya yani şimdi aslında işin şakası bir yana hani spor dünyasında Fenerbahçe'nin faaliyette olduğu tüm branşlarda maç anlattım var. Yani hani işin tabii futbol tarafı her zaman çok daha farklı. Evet. Türkiye'de ve dünyada çünkü futbolun inanılmaz bir ilgi, alaka gördüğü en popüler spor olduğunu düşünürsek futbol tabii ki lokomotif ama diğer branşlarda Fenerbahçe'de çok başarılı olduğu için inanılmaz bir ilgi görüyor. Ben de anlatmaktan ama keyif alıyorum. Ama burada şöyle bir şey var Kıvanç. Yani anlatabiliyor olmak aslında teknik kapasitede de buna bir şekilde biliyor olmak demek. %100. Yani her diksiyonu düzgün ya da bu işi yapabilen insan bunu yapamaz arkadaşlar. Yani o sporu bileceksiniz, dinamiklerini bileceksiniz. Atıyorum bir basketbolda takım hata çıkarken oradaki sahadaki yerleşmeyi bileceksiniz, kuralları bileceksiniz. Oyuncuları tanıyacaksınız. Oyuncuları tanıyacaksınız ve sen bunu sadece futbolda değil basketbol, voleybol ve masa diğer tenisi. Branşlarda masa tenisi bütün hepsini yapıyorsun. Evet. Dolayısıyla bunların hepsini biliyor olmak da aslında çok büyük bir özellik. Eyvallah ama burada birincisi ben sporu çok seviyorum. Yani her şey zaten sevmekle başladı. Çocukluğumdan beri bir ilgi alakam vardı. Aslında bu mesleğe benim kendimi hazırlayışım çocukluk zamanlarına yani böyle ta ilkokul zamanına gidiyor. Oradan geliyor ve yani. Ve işin merkezinde oyun var. Hani biraz işin hani biz hem oyun tarafını hem spor tarafını hem televizyon tarafını konuşuyoruz ama aslında hepsi birbirine bağlı. İlkokul yani Sensible Soccer hepimizin hani bilgisayar oyunu oynayan herkesin ve özellikle bizim yaş grubunun diyelim yani efsane oyunlarından biridir. Nasıl başladın diyeceksen işte oyun oynamaya evet. İşin en başına dönersek Commodore 64, Amiga hani böyle böyle yürüdük hepimiz bu da evrelerden. Aynen öyle. Ama ben o kadar futbol hastasıydım ki yani aklına gelebilecek şimdi belki yani sen oyunla iç içesin. Bazılarını belki seyirciler de bilmiyordur. Yani Emile Hussacker. Aa bayılırım. İlk tezahüratı olan futbol oyundur. Oyunlarından biridir. Evet. Sensible Soccer, Micro Pro Soccer. Micro Pro Soccer bayılırdım. İnanılmaz bir oyundur. Evet. Mesela benim bildiğim hani aklında kalmış mı John Barnes vardır. John Barnes vardır. Hatırlarsın. Var. Şimdi İngiliz futbolunun böyle efsane isimlerini Emile Hussacker falan hepsinin adına oyunlar yapıldı ve ben bütün bu oyunları deneyimledim. Ama benim hani maç anlatma hikayemin başlangıcı Sensible Soccer'dır. Çünkü Sensible Soccer'da ben bilgisayara maç yaptırırdım. Biliyorsun orada sen oynamayıp bilgisayara da maç yaptırabiliyordun. Simüle ettirebiliyordun. Simüle ettirebiliyordum ve ben bu maçları anlatıp kaydederdim mikrofona ve sonrasında da kendimi hep geliştire o maç anlatımları abi arkadaşlarım geliyor abi ne zaman oynayacağız dur şu bu maçı bir anlatayım bazen kendi oynadığımız maçı anlatırdım sonra bu ne oldu işte yani daha sonra oyun konsollarına dönüştü ve arkadaşlarım bana abi turnuva yapıyoruz akşam gelsene hem oynarız hem maçları anlatırsın ya oradan bu iş böyle kariyerin aslında basamakları o zamandan beri örülmeye başlandı. Mükemmel. Bu arada sorumu çaldığın için teşekkür ederim çünkü ve artık cevabını da çok güzel verdin. Ben de hani bu hikaye nasıl başladı diyecektim ama o zaman ben sana şöyle bir şey sorayım. Tamam. Fenerbahçe TV ile yolun nasıl kesişti? Tamam sen bunu Sensible Soccer oynayarak başladın. Bir anda o böyle maç anlatım aşkı geldi. Bunu profesyonelliğe dökmek istedin. Ama Fenerbahçe TV ile yolun nasıl kesişti? Ondan önce bir deneyimin var mıydı bu konuda? Ya şimdi benim zaten aileden gelen bir Fenerbahçelilik duygusu ve sevgisi var. Bütün ailem işte ya kongre ya divan kurulu üyesi. Ben kulübün içinde büyüdüm. Annemin arkadaşları kulüpte çalışan insanlardı. Ve benim Fenerbahçe'nin içinde büyümem, yoğrulmam zaten çocukluk yaşlarından başladı. O sevgi aşılandı. Ben aynı zamanda Marmara İletişim Fakültesi mezunuyum. Yani bölümüm de radyo, televizyon olduğu için şimdi Fenerbahçe benim tuttuğum takım hayalimdeki meslekte televizyon. Ben ilkokuldan beri bana ilkokul öğretmenim Halit Kıvanç derdi. Çok konuşan işte böyle devamlı aktif bir öğrenci profiliyim ve hep bu çağrışım yapılırdı. İsmim de Kıvanç olduğu için. Sonrasında 2004 yılında Fenerbahçe televizyonunun kurulacağı haberi geliyor bana. Ve Fenerbahçe televizyonu düşünsene yani bir tarafta hayalin olan meslek bir tarafta da tuttuğun ve hayatında en çok sevdiğin takım Fenerbahçe. İkisinin bir arada da buluştuğu bir iş imkanı. Gittim görüşmeye Fenerbahçe. O zamana kadar sadece radyoculuk deneyimi var. Zaten askerden yeni gelmiştim. Mezun oldum. Askere gittim. Geldi. Fenerbahçe TV kuruluyor. Yıl 2004. Düşük bir tecrübe ama yüksek bir Fenerbahçe aşkı. Şimdi ve mesleğe olan tutkumu benim fark ettiler. O zamanki mülakatta. Dediler ki bu çocuk parlıyor yani. Gözlerinin içinde bir ışık var. Fenerbahçe'yi çok seviyor. Meslek tutkusu büyük. Biz bu adama bir şans verelim. 2004 yılında girdim kapıdan. Televizyon zaten benim üstüme kuruldu gibi. Yani ben oradayken televizyon kuruluyordu. ve böyle bir hikaye tam 20 yıllık bir
serüvene dönüştü. Serüvene dönüştü. 2004-2024. Geçtiğimiz yani Ocak ayında ben 20 yılımı bilfiil doldurdum. Fenerbahçe televizyonu da bu arada 20. yılını kutladı. Aa, ne güzel. Çok güzel bir eşleşme olmuş. Aynen öyle. Ben de 20. yıllık meslek hayatımı Fenerbahçe TV'de geride bıraktım. Tabii dolu dolu bir 20 yıl. Acısıyla, tatlısıyla, işte zor dönemler. İllaki. Şampiyonluklar yaşadık, şampiyonlar kaçırdık, şampiyonluklar kaçırdık. Hakikaten Fenerbahçe'nin içine çekildiği süreçte çok büyük dramlar yaşadık. Ama bütün bu travmalara karşı Fenerbahçe Spor Kulübü her zaman dik duruşunu hiçbir zaman bozmadı. Ve gerçekten bu kulübün bir taraftarı ve bu televizyonun da bir çalışanı olduğum parçası için, olduğun için ben her zaman iyi ki diyorum, gururluyum, mutluyum. Çok güzel. Ya bu zaten sevmeden yapılacak bir iş değil. Tabii ki. Biliyorsun sektörü, televizyonculuk çok zor bir iş. Çok farklı dinamikleri var. Tatil dönemin farklı, hafta sonun yok. Hani bu akşam mesela ben gidip iki tane maç anlatacağım. Hani gündüz ve geceler birbirine karışıyor. Bambaşka bir çalışma prensibi var. Ama sevgiyle ve bu işe olan bağlılıkla ben 20 yıldır bunu kaybetmedim. Bu tutkuyu hiç kaybetmedim. Yoksa zaten sürdüremezdim. En azından başarıyı koruyamazdım. Kesinlikle. O tamamen bu işe olan sevgimden ve işe olan bağlılığımdan ve aidiyetten. Aidiyetten tabii ki de. Arkadaşlar tabii bu yayınlandığında siz bunu izleyeceksiniz ama bugün iki tane önemli maçı var ve iki tane önemli maçı da ayrı ayrı anlatacak Kıvanç. Artık hani onu yorumlarda konuşuruz. Bir şekilde sizlerle etkileşim haline geçeriz. Peki bu kadar futbolla iç içesin. Ama sen daha önce böyle lifestyle programları da yapıyordun sanki. Evet. Böyle farklı ülkelere gidiyordun. Evet. Birazcık şeye benzetiyordum ben onu ilk izlediğim yıllarda. Acun Firarda'nın programı gibiydi, değil mi? Çok benziyordu. Ya şöyle benziyor. Onunla ilgili bir şeyler anlatmanı isteyeceğim. Tamam. Aslında Fenerbahçe TV'de ben tabii acemi, yani ilk zamanlarda tabii ki işte stajyerlikten ya da böyle junior muhabirlikten başlayan bir hikaye bu. Sonrasında işte senin bahsettiğin o adı maç kaç kaç olan bir programımız vardı bizim. Bu program benim aslında kendimi karakterimle bütünleştirdiğim ve programa adeta sahip çıktığım, o programı alıp bir yerlere götürdüğüm benim için bir kariyer başlangıcı oldu. Maç kaç kaç, yani izleyenler belki hatırlarlar. Böyle hem şehir içinde, yani hem ülke dışında, yani İstanbul'da çektim, Türkiye'nin farklı şehirlerinde çektim, sonra yurt dışında. Ben Fenerbahçe'nin gittiği her deplasmana gider ve orada o fırsatın boşluğumu o ülkede bir program çekerek değerlendirmeye çalıştım. Bu program Amerika'sından İngiltere'sine, Almanya'sına, Hollanda'sına, İtalya'sına, İspanya'sına, Avrupa'nın çok farklı yerlerine çektim. Ve tabii ne oluyordu? Hem ülkeyi tanıtıyordum. Güzel oluyordu. Evet, gittiğim insanlarla Fenerbahçe muhabbeti yapıyordum. Avrupa'da da Fenerbahçe sonuçta. Özellikle işte 100. yıl şampiyonluğumuz, Avrupa'da oynadığımız çeyrek final, sonrasında yarı finaller. Avrupa'da bilinen bir marka Fenerbahçe. Herkes bir fikir sahibi. Onlara işte tezahürat öğretiyorum yabancılara. Fenerbahçe dedirtiyorum. Şarkılar söylüyorum, Türkçe öğretiyorum falan. Biraz böyle hem makara, hem gezme görme, hem Fenerbahçe coşkusunun yaşandığı bir keyifli bir program. Ben bunu Fenerbahçe TV'de yaklaşık 12 sene yaptım. 2005'te başladı. Bayağı da uzunmuş, o kadar sürdü mü? 2005'te başladı. 2016-17'lere kadar geldi. Çok uzun. 10. yılında özel bir bölüm çektim. Hı-hı. Yani bu benim aslında kartvizitim oldu. Beni herkes maç kaç kaç programıyla tanıdı. Tabii son dönemde yani Fenerbahçe'nin şampiyonlukla yani her zaman anıldığı bir kulübüz. Ama son dönemde üst üste olamadığımız bir süreç oldu. Bu programa ben bir ara verdim. Tabii herkes, abi ne zaman döneceksin? Keşke yeniden yapsan. Çok güzel bir teveccüh var bu programa. Çünkü çok eğleniyorduk. Tabii neden olmasın? Yani şartlar oluştuğunda yeniden dönebiliriz. Şampiyonlukla beraber dönmek çok keyifli olur. İnşallah. O özlediğimiz, arzu ettiğimiz şampiyonluğa inşallah bu sene kavuşuruz. Ama o maç kaç kaç programı uzun bir süre devam ettiği için insanlar da mesela şimdi üniversiteyi bitirmiş ya da 30 yaşına gelmiş bir kardeşim. Abi ben seninle büyüdüm. Senin programlarını izleyerek büyüdüm. İşte çok seviyorduk o programı falan. Böyle bir nesil hani bir nesil Pınar'la büyüdü diye bir reklam vardı ya. Bir nesil böyle bir nesil başkaçkaçla büyüdü. Öyle oldu hakikaten. Benim için çok büyük bir keyif, büyük bir mutluluk. Yeni nesilde böyle bu hani Z kuşağı dediğimiz son hani dönemde benim maç anlatımlarımla biraz tanınma oranım arttı. Çünkü biliyorsun maçı anlatmak ayrı, maçı yaşamak ayrı. Bizimki yaşamaya giriyor. Evet, sen anlatma ve yaşamayı ikisini birden yaşadığın için ve çok da güzel. Yani ben aslında şuna çok dikkat ediyorum. Ben de çok iyi bir spor izleyicisiyim. Futbol takipçisiyim. Futbol oynuyoruz hayatımızın içinde. Bence sizlerin işi çok çok önemli. Ve biz taraftarlar için zor.
Çünkü o an, yani o enstantaneyi bize heyecanı vermesini görmeden anlatıyorsun. Çok zor. Ve o zor bir şey ve o heyecanı verebiliyor olmak da bence önemli bir şey. Orada maç kaç kaldı ile ilgili bir şey söylemek istiyorum ben de. Ben yani Kıvanç'la ne zaman telefon açsam hani alo demem. Maç kaç kaç. Ama öyle yani. Çünkü... Ama yani ben bile maç kaç kaç diye açıyorum yani telefonu. Ben de her seferinde 3-0 diyorum. 3-0 diyor. Aramızda böyle bir diyalog var. Bir totem var. Ya ben 3-0'ı çok severim böyle. Net skoru. Hani spor spikerlerinin bir klişesi vardı. 3 puanı 3 golle aldı falan. Evet. Hani benim çok sevdiğim bir kalıptır. Evet. O yüzden böyle 3-0'ı çok severim. İnşallah böyle her maçımız 3-0. Her 3-0 olsun. Ondan sonra böyle bir iletişimimiz var ama beni dediğin gibi aa maç kaç kaç geçiyor falan. Hani adımı bilmez, programın adını bilir. Hı-hı. Bir de Kıvanç maç kaç kaç böyle biraz da kafiyeli ya. Evet. Böyle bir hani algı olmuştu. Tabii hani bu 20 yıllık sürecin 14-13 yılına damga vurmuş bir program. Evet. Ülkeler arası gidiyorsun, Amerikalar, İngiltereler, Hollandalar falan. Tabii çok da fazla hikayesi olan. Hı-hı. Hani çok da fazla böyle kamera arkasında. Ayrı programlar yapılır. Yani sen nereden baksan 15-20'den fazla ülke gezmişsindir. Evet abi, gezdim. Yani bir işte sportif anlamda çok alakamız olmadığı için uzak doğu tarafına gitmedim. Hı-hı. Amerika'ya gittik. Orada derneğimiz var. Yıllarca Amerika derneğimizin evet. gecelerine gittim. Amerika'da New York sokaklarında işte o 5 branşta şampiyon olduğumuz 2011 ve sonrasında yaşadığımız o talihsiz sürecin başladığı evet. o 2011 yılında ben üstümde 5'i bir yerde tişörtü, elimde Fenerbahçe bayrağı, Times Meydanı'nda program çektim. Bütün herkes abi ne yapıyor bu adam diye bana bakıyor. İşte Fenerliler, tanıyanlar, işte oradaki yabancılar falan. Aa Fenerbahçe TV falan. Yani aslında Fenerbahçe'nin böyle bir yurt dışında temsilcisi oldum. Böyle hani evet. bana şey yorumları yapılıyordu. Hani Barış Manço bir ara Barış elçisiydi, gidiyordu her yere. Olağanüstü bir saygıyla büyük ustayı analım. Yalan. Hani onun futbol versiyonu gibi bir benzetme yapıyorlardı. Hani sen Acun dedin ama evet. bir tarafında böyle bir Fenerbahçe'yi... Kesinlikle. Kültür ateşesi gibisi. Fenerbahçe'nin yurt dışında işte tabii ki tanınıyor ama onları anlatmak, o muhabbeti taraftara aktarmak falan evet. çok büyük bir mutluluktu, gururdu benim için. O yüzden o programın hayatımda, kariyerimde Hı-hı. yeri bambaşka. Yani sen de yıllardır hani belki 7-8 yıldır yapmıyor olmama rağmen hala o programla beni hatırlıyor. Anılıyorsun. Ve anılıyor olmaktan aslında programın amacına hizmet ettiğini gösteriyor. Kesinlikle. Güzel bir kartvizit oluşmuş Çok. Orada. Uzun da bir zaman arkadaşlar. 20 sene gerçekten de dile kolay. Kolay değil. Bir spor kulübü, dinamikleri evet. çok farklı abi. Yani spor kanalından biraz farklı ayrılıyor. Çünkü evet. bir kulübün bir uzantısı, bir temsilcisisin evet. sen. Ve kulübün değerleri var. Kulübün evet. Bazı dinamikleri var. Bir normal spor kanalından farklı. Evet. Taraftara aslında direktman hitap ediyorsun. Ama Fenerbahçe Spor Kulübü sonuçta her branşta hizmet eden ve her zaman başarıyı da hedefleyen bir kulüp. Evet. Başarı olduğu zaman yaptığımız içerikler ve yaptığımız programlar çok daha keyifli ve eğlenceli olurken işler kötü gittiğinde biraz daha tabii bizim de enerjimiz düşüyor. Programların içeriklerinde değişikliklere gitmek zorunda kalıyoruz. Hı-hı. O yüzden bu dinamikleri gözeterek biz 20 yıllık bir yayın hayatına ulaştık ve şu anda tek spor kulübü kanalı biz kaldık. Evet. Diğer rakiplerimiz çeşitli sebeplerden dolayı kapanırken Fenerbahçe TV tüm bu sürecin sonunda dimdik ayakta, yayın hayatına aynı heyecanla, aynı şekle, aynı dolu içeriklerle devam etmeye devam ediyor, sürdürüyor yani. Bu çok bu önemli. Ben biraz daha seni oyuna çekeceğim. Tamam. Çünkü hani arkadaşlar 20 sene dile kolay ve sürekli yoğun bir programı var Kıvanç'ın. Hani yurt dışına gidiyor, yurt dışı deplasmanlara gidiyor, envai çeşit spor dalında işte onları canlı bir şekilde anlatıyor. Ama bunun yanında çok da iyi bir oyuncu. Çünkü biraz önce ne dedi? Hani buradan da nostalji programımıza selam olsun. İzlemediyseniz eski oyunlar, eski oyunlar programımızı da izlemenizi tavsiye edelim. Commodore Amiga'lardan geliyorsun ve çok da sıkı bir oyuncu. Senelerce hani spor oyunları haricinde evet. birçok da farklı aksiyon oyunları yani ne çıkıyorsa yeni olabildiğince tüketen de bir insan. Tabii zamanın olduğu müddetçe çünkü zaman Kıvanç için çok çok önemli. Hani o maçtan çık öteki maçı anlat. Bir de Sarp var. Hani Sarp kardeşimizi de öpüyoruz ki Kıvanç'ın biricik tatlı çocuğu. O da altyapıda oynuyor ama beraber de oyun sürecikleriniz var. Nasıl gidiyor o işler? Abi şöyle aslında Sarp'tan önce ve Sarp'tan sonra benim oyun hayatım ikiye ayrılır. Çünkü ondan önce hem vakit anlamında hem de oyun anlamında, içerik anlamında farklı bir bakış açım vardı. Biz yıllarca işte kanaldan arkadaşlarla buradan sevgili eşim Burcu'ya da selam olsun. Bizim evdeki bu futbol turnuvaları bizim karargah, bizim
sevdi. Hepsine sabırla göğüs gerdi. Daha evliliğin ilk yılları devamlı her akşam evde 4 tane adam PlayStation oynuyoruz. Yani işte o futbol oynuyoruz falan devamlı FIFA turnuvaları. Ya çok sabırlı bir insan zaten yoksa hani bu uzun birliktelik devam etmeyebilirdi. Onu burada kesiyoruz mu? Ona buradan sevgiler sabrından dolayı. Yani tabii turnuvalar sonra Sarp doğduktan sonra turnuvalar ister istemez çünkü gece biliyorsun Sarp'ı uyutma aşamaları falan derken orada biraz sekteye uğradı ama ben hep oyun dünyasının içindeydim. Bu ta yani çocukluğumuzdan beri az önce saydığımız oyunlarla başlayan spor ağırlıklı her zaman lokomotifim spordu. Evet. Futbol başta olmak üzere. Sonra dolayısıyla çünkü spor destek bu. Spikerliğinden. Yani hem kendimi bir yandan taze tutuyorum orada maç anlatıyorum falan. İşte NBA daha sonrasında basketbol devreye girdi. Orada çok keyifli yani bir oyun olduğunu düşünüyorum. Sonra tabii aksiyon oyunlarında işte senin de bana önerdiğin her zaman tavsiyeleri alıyorum. Çünkü yeni oyun çıkıyor. Evet. Oyun dünyasında çok daha... Bunu denemelisin diye istişare ediyoruz Kıvanç'la. Aynen abi. Kıvanç da oynuyor bitiriyor onu. Oyna diyorsun falan. Bitirebildiğim oldu, bitiremediğim oldu. Değil ama mi? Hani denedim. İşte keyif aldığım oyunlara devam ettim. Oynamaya çalıştım. Yani dediğin gibi zaman oldukça. Çünkü gerçekten hani o temponun içerisinde yoğun çalışıyorsun, seyahatler oluyor falan. Ama o oyun rehabilite ediyor. Yani seni dinlendiriyor, kafanı boşaltıyor. İşte bizim Fenerbahçe TV'de de yine senin de katkınla bir oyun alanı oluşturmuştuk biliyorsun. Evet doğru. Ve oyun alanında biz yoğun çekim programından, maç anlatımından çıkıp şöyle iki maç yapalım. Ya da iki oyun oynayalım. Şöyle dediniz. Kafamızı dağıtalım. Hı. Yani bu bizim gerçekten çünkü birkaç iş yani insanı dinlendiren çünkü çok zor bir iş yapıyoruz. Kesinlikle. Devamlı yayın ekran önündesin. Devamlı canlı yayın. Bu kadar zorlu yayın maratonunun içerisinde bir dinlenceye ihtiyacın var. Bir kafayı boşaltmaya ihtiyacın var. Yani gidip parkta oturmak ve şöyle kuşların sesini dinlemek ayrı ama o bambaşka bir güzellik. Evet. Sessizlik, dinginlik güzel. Ama bir yandan da oyun insana gerçekten bence çok farklı bir enerji veriyor. Çok farklı bir motivasyon veriyor. Bir rahatlatıyor. Hani hangi oyun olursa olsun herkesin ilgi alanı farklı. Oyun dinamikleri farklı. İzlediği kesinlikle. Ve oynadığı oyunlar farklı olabilir ama hani ben spor ağırlıklı da olsa farklı oyunlar oynayarak kendimi böyle biraz dinlendirmeye, kafamı boşaltmaya çalışıyorum. Tabii Sarp'ın burada rolü O biraz tabii büyüdükten ve oyunla ilgili fikirleri oluşmaya başladıktan sonra ister istemez beni de etkilemeye başladı. O da tabii ki babasının açtığı bir yol var ve çocuk futbolun içine doğdu. 3 aylıkken Fenerbahçe stadının çimlerinde emekliyordu. güzel vallahi. O futbolcu olursa o fotoğraf o koyacaksın. Benim için çok değerli. Sonrasında işte futbolculuk yolunda bir yol çizdi kendine. Fenerbahçe'nin altyapısına senin de zamanında geçtiğin bir yol. Evet, oralarda o deneyimi, o havayı teneffüs etti. 4 yıldır 5. sezonu U13'te oynuyor. Çok güzel. Yani ben her zaman yanındayım. İnşallah A takıma giden yolda da bu yürüyüşünü sürdürür. Onun da mesela futbol oynaması, ben futbol oyunları oynamasının onun futbol bilgisini geliştirdiğini düşünüyorum. Çünkü orada da artık oyunlar o kadar gerçekçi ki gerçek futbol tabii. Neyse. Simülasyon. Tabii abi yani futbol iyi oynayan, gerçek hayatta futboldan anlayan birinin oyunu da daha iyi oynadığını düşünüyorum. Tabii ki oyunun dinamikleri farklı olabilir ama futbolun bir matematiği var. İşte kanatlardan gelme, topu boş alana taşıma, ara pası, oyun zekası, oyun görüşünü desteklediğini ve beslediğini düşünüyorum. O yüzden Sarp'ın futbol oynaması benim hoşuma gidiyor. Hı-hı. Ben de birlikte oynuyorum. Hatta beni yenebilecek noktaya geldi artık. FIFA'da çok sert kapışmalarımız oluyor. Bazen ikimiz aynı takımda olup... Yeniyor mu seni? Yenmeye başladı. Oo, hadi bakalım. Yani biz böyle random takım seçiyoruz. Hı-hı. Yani tabii zayıf takım denk gelince o da ben de zorlanıyorum. Ama çünkü eskiden ben çok daha iyi oynadığım için hiç fark etmiyordu. Artık oyun kalitesi çok yükseldi ve beni yenebilecek noktaya geldi. Yani baba için bu her zaman büyük bir gurudur. Yani o seni her alanda geçmesini tabii, istersin. Tabii boynuz kulak meselesi. Geçsin doğru. Çok daha iyi olsun her alanda. Çok doğru. Büyük mutluluk ama hani oyun oynayan mesela beraber turnuvalara katılıyoruz. İkimiz aynı takımda. O da çok keyifli oluyor. Ama onun en büyük hayali kariyer yapmak. Hmm. FIFA'da kariyer modu. Ben de çok oynamıyorum bu kariyer modunu ya. Genelde Pro Club modu var. Pro Club daha iyi. İşte Ultimate Team vesaire onlara da çok girmedim, bulaşmadım. Çünkü orası derya deniz. Çıkamazsın abi. Çıkamazsın ki sen vakti zamanda çok yaptın denedim. Onu. Bizim de bir ekibimiz var. Pro Club oynuyoruz. O da çok keyifli. Herkes bir pozisyonda. Mevkide, evet. Hani gerçek futbol gibi. Hani oynuyorsun sizin gibi hani oynayan internet üzerinden yerli yabancı insanlarla kapışabiliyorsunuz. Çok eğlenceli. Kozunuzu paylaşabiliyorsunuz. Çok keyifli ama kariyer moduna giremedim ama Sarp girdi diyorsun. Sarp girdi çünkü Sarp aynı zamanda takım kurmayı, transfer yapmayı işte onları da seviyor. Ben
ben de geçti o. İşte ben mesela alt liglerden bir takım alıp onun böyle hani zaten yıldızlarla dolu bir takım aldığında otomatikman başarılı oluyor ama evet. Atıyorum biz mesela Sunderland kariyeri işte Sunderland Till I Die diye bir belgesel var. Daha evet izlemişsiniz. İzledim. Oradan çok evet. Etkilenip Sunderland'e alıp onunla böyle Premier Lig şampiyonluğuna ulaşalım falan. Hani böyle İlham kaynağı olmuş. Seviyor futbolla ilgili belgeseller, filmler çok hoşumuza gidiyor evet. Bizim. İşte Ronaldo'nun belgeseli falan da izledik. Yani bu noktada böyle gerçek hayatla oyun böyle birbirine geçiyor. Ben çok keyif alıyorum ama hani sadece spor değil işte onun dışında Grand Theft Auto. Grand Theft Auto oynuyorsunuz. Çok eğlenceli bir oyun. Şimdi 6'sı ile ilgili biliyorsun geçtiğimiz aylarda bir leakage oldu. Bir trailer yayınlandı. 2025 yılı içerisinde geleceği söyleniyor. Yani inşallah umarız gelir. O hani çok da bizi bekletmez. Hani inşallah bu sızıntı çok fazla hani şirketin stratejisini yayınlama stratejisini etkilemez olumsuz olarak. Ama gelirse hani GTA ve diğerleri diyor ayrılıyor biliyorsun. Bambaşka bir hani tamamıyla bir game changer oyun olduğu için biz de hani çok hevesle bekliyoruz. Umarım hani sizler de bekliyorsunuzdur. Bizim tabii Kıvanç'la senelerden biridir konuştuğumuz diğer mevzulardan bir tanesi de özellikle biz geçtiğimiz yıllarda NBA'in buradaki lansmanlarını yaptığımız için NBA çıkmadan önce özellikle 2K'in NBA oyununda çünkü bir de biliyorsunuz EA'in NBA Live'ı vardı. Evet. 2K'de daha önce Fenerbahçe vardı. Türk takımları vardı ama daha sonradan çıkarttılar. İşte özellikle Avrupa kupalarını çıkarttık. Euroleague vardı. Euroleague vardı. Biz? Oradaydık ve Kıvanç hep şey derdi. Ya işte bir şekilde konuşsan da bir görüşsek falan filan. İnan görüşürdük adamlarla. Hani niye Euroleague'i çıkarttınız vesaire. Tabii onların farklı stratejileri var. Hani birazcık daha NBA'yi pushlamak istedikleri için hani Euroleague'i çok şey yapmadılar. Ama bu da tabii Euroleague'de oynayan işte Fenerbahçe gibi diğer takımlar gibi Türk takımlarını etkiledi. Keşke olsaydı da hani yine özel yayınlar yapabilseydik. Çünkü sözünü kesiyorum. Kıvanç'la hep konuştuğumuz şeylerden bir tanesi aslında senelerden istediğimiz şeylerden bir tanesi. Çünkü Kıvanç futbol ya yani spor spikeri. Aynen. Ve biz aslında bir tane futbol ya da basketbol oyununa nasıl artık Türkçe dublajlı oyunlar, alt yazılı oyunlar var. Türkçe spikeri eklemek için çok çabaladık. Çok farklı bir şey olacaktı. Çok aslında renkli olurdu yani. Çok da renkli olurdu. İşte sen ve senin gibi değerli insanların sesleriyle, işte sesleriyle birlikte. Bazı girişimler oldu ama çok böyle sonuçsuz kaldı. Umarız ilerleyen yıllarda olur bu tarz şeyler. Ya olur ya tabii önemli. Ki orijinal dil var. Orada değişiyor biliyorsun. Evet. Portekiz, İspanyol bazı diller var ama Türkçe spiker sesi anlamında oyuna bir türlü. Sen bir şey söyleyecektin ben bu arada. Şunu söyleyecektim. NBA'den bahsederken Euroleague dahil olduğunda Fenerbahçe'nin de o çok başarılı olduğu kadrolardan bir tanesiydi. İşte evet. Bogdanovic'li falan kadro, Ekpe Yudohlu o efsane kadronun yer aldığı bir oyundu ve bu oyunda biz mesela 2015 miydi, 16 mıydı o sezonlardan evet. Birinde biz yıllarca o NBA'yi silmedik Sarp'la makineden ve eskimesine rağmen hani oyun dinamikleri değişmesine yıllar rağmen yıllar geçmesine rağmen oynadınız. Oynadık çok uzun süre. 2 sene öncesine kadar hala böyle Euroleague'de bir heyecan yaşamak istediğimizde çünkü diğer Euroleague takımları da vardı. Evet. Ve ondan sonraki yıl bir yıl sürdü o mutluluğumuz. Sonra kalktı. Sonra ben hep sana bu sene var mı NBA'ye? İlk sorum oydu. Doğru. Türk takımları var mı? Yani doğru. Daha sonra Euroleague takımları var mı? Tekrar girmediler o işe. Avrupa piyasasına da aslında NBA'nin hitap etmesi anlamında herkesin işte Real Madrid'in, Kızıl Yıldız'ın, Barcelona'nın da yer aldığı bir oyun olduğu için Avrupa piyasasında da NBA'in aslında marka değerini yükselten bir detaydı bence. Evet. Fakat devamlılığı olmadı. Onların stratejisi farklı dediği gibi. Orada hemen bir parantez bu stratejiyi merak edenler için söyleyelim. Bu aslında PES'te de vardı. Biliyorsun eskiden PES'te Pro Evolution Soccer'dı. Şampiyonlar Ligi'nin resmi oyunuydu. Daha sonra FIFA'ya geçti o. Daha sonra FIFA'da zaten bu sene biliyorsunuz Football Club 24 olarak piyasaya sunuldu. FIFA ismini 30 sene sonra kaybetti ne yazık ki. Çünkü arkadaşlar bunların içerisinde bir lisans bedeli var. Evet. Çok yüksek bedeller ödeniyor federasyona. NBA'deki mevzuda tabii Euroleague'e çok ciddi bir rakam ödeniyor. Evet. NBA'de diyor ki yani ben bu rakamı ödeyeceğim NBA olarak çıksam benim için daha iyi dediğinden dolayı tabii burada birazcık tabii kar marjları, satış mali portre, hedefleri, tabii. Mali portre derken tabii ki de biz bir oyuncu olarak bunları görmek, işte takımlarımızı görmek evet. istiyoruz vesaire ama maalesef başka detaylar olduğu için olmuyor. Bir soru daha soracağım sana Kıvanç. Şu anda aklıma geldi. Umarım hani senin için de ani bir soru olmaz. Canlı yayın gibi. 20 senelik kariyerin, spor kariyerin boyunca yurt içi yurt dışı hiç unutamadığın
güzel böyle bir anı, tesadüf var mı? Hani birçok anım var da ya ben şunu yıllar geçse de unutamadım. Gerçekten de çok ilginç bir anıydı benim için. Oyun lansmanı olabilir, spor müsabakası olabilir, ne bileyim bir ünlüye denk gelmişsindir vesaire, kamera hatası olabilir. Var mı böyle bir şey? Ya tabii şimdi 20 yılda o kadar fazla program çektik ki ister istemez hikayeler, anılar birikiyor. Ben de zaten bunları yazan bir adamım. Hani benim hayatım boyunca hep böyle işte günlük diyebileceğimiz bir notlar alan ve bu yarın öbür gün bunları hem televizyonla ilgili olanları derleyip böyle bir daha sonra bir yazılı hale getirmeyi düşünüyorum bu arada. İnşallah hani kariyerimin işte belli bir noktasında artık böyle biraz emeklilik noktasında insanın zamanı çok oluyor ya. Oralarda kitap bunları, yazarmışçasına. Ya, kitap gibi derlemeyi düşünüyorum. Böyle bir günce gibi, bir anı defteri gibi. Bunu yapmayı düşünüyorum. Tabii bunun içerisinde seyircilerimize böyle hani şimdiden küçük kopyalar vermiş oluruz belki. Şöyle iki tane yani benim için çok özel an var. Tanık olduğum. Birincisi kadın voleybol takımın Kan'da ilk kez Avrupa şampiyonu olduğu an, Kan sokaklarında Fenerbahçe coşkusunu yaşadığımız, kadın voleybolcularla işte Kan Film Festivali'nin... Sarı Melekler. Sarı Melekler. Bu sene de Final Four'a çıktılar. Son 4'e kaldılar. Yine başarılı olacaklarına inanıyorum. Müthiş bir ekol oldular. Milli takım da aynı şekilde. Kan Film Festivali'nin düzenlendiği işte o muhteşem salonun önünde Kırmızı Halı'da böyle kadın voleybolcularımızla bir hem çekim yapıp hem kutlama yapmıştık. Ve ilk Avrupa şampiyonluğumuzdu. Şimdilik tek kaldı. Bu sene inşallah tekrar gelir. İnşallah. Bir onu hiç unutamam. İkincisi yine Fenerbahçe'nin tarihi bir başarıyı imza atarak Euroleague şampiyonu olduğu o inanılmaz güne gidelim. Burada Sinan Erdem'de şampiyon olduk. Sonrasında üstü açık değil ama bizim otobüsün tepesine çıkıp üstü açık otobüse dönüştürdüğümüz bir Bağdat Caddesi geçişimiz var. İnanılmaz bir andı benim için. Bütün oyuncular işte o zamanki efsane oyuncularımız Bogdanlar, Ciciler, otobüsün tepesinde canlı yayın yaptık. Kupayı taraftara gösterdik falan. Yani o duyguları yaşamak gerçekten benim için çok şahane. Bir de böyle çok küçük bir hikaye, hep onu anlatıyorum ama benim için komik bir anıydı. Sultanahmet'te program çekmeyi maç kaç çok severdim. Çünkü çok turiste denk gelirdim. Tabii. Çok eğlenceli muhabbet çıkıyordu. Evet. Her ülkeden insan vardı. Şimdi turist profili biraz değişti ama o zaman çok böyle hani Birleşmiş Milletler gibi her ülkeden insan var. O gün Sultanahmet'te geziyorum. Devamlı tabii çekik gözlü değerli dostlarımız var. Soruyorum işte neredensin? Kore'den. İşte Güney Kore, Güney Kore. Herkes Güney Kore'den. Dedim ne var ya bugün? İşte Güney Kore'nin biliyorsun Kore Savaşı'nda bizim çok büyük desteğimiz oldu. Evet. Ve Koreliler bizi çok seviyorlar. Ve bize çok büyük saygı duyuyorlar. O günde işte onun yıl dönümü müymüş neymiş? Koreliler gelmişler Sultanahmet'te Türkiye'de geziyorlar, tozuyorlar. İşte tarihi yerleri geziyorlar falan. Ben de Korelilerle çok, onların birkaç kelimesini biliyorum. Tezahüratlarını falan biliyorum. Böyle Te-Yamingo diyorum, coşuyorlar falan. O Kore'de Dünya Kupası'nda da hatırlarsın o tezahüratı kulağında. Şimdi bir tane vatandaş geliyor, sırtında çanta. Tam bir Koreli yani net. Başka ülkeden olması mümkün değil. Böyle hello işte where are you from dedim böyle adama. İşte birkaç tane Koreli söz söyledim falan. Böyle bakıyor suratıma. Dedim anlamıyor musun? Anlamıyor musun beni diyorum İngilizce. Abi anlıyorum da ben Türk'üm diyor. Dedim kardeşim senin dedim gözler niye çekik? Abi dedi ben kazağım. Çok da benziyorlar ya. Dedi ben Zeytinburnu'ndan Mahmut dedi. Cebimizin şey gibi. Zeytinburnu'ndan Mehmet ben. Aynen abi dedim ki ya dedim Gora'daki adamın durumuna düştüm dedim. Ya abi dedi o bizim mahalleden Hüseyin abi dedi tamam mı? Adamların resmen mahallesinde bu tip durumlar çok yaşanıyormuş. Sonra tabii Fenerli çıktı muhabbet ettik falan ama benim hani o andaki tepkim, adamın verdiği cevap işte Gora ile olan benzerliği falan. Benim böyle çok inanılmaz rastlantıymış. Abi acayip. Kamera arkasında böyle kullandık. Sonra onu yayınladık hatta. Evet, sonra o Mahmut'la da böyle dost olduk falan. Çok eğlenceli hikayelerim var. Fenerbahçe yani gittiği her yerde biliyorsun çok güzel karşılanıyor. Ve o mikrofonu görünce insanların bakış açısı bir anda böyle pozitif dönüyor. Ben peki sana son olarak hani şey sormak istiyorum. Biliyorsunuz hani oyun sektörü de artık çok gelişiyor. Bundan 20 sene öncesi gibi değil. Commodore Amiga zamanı gibi değil. Bambaşka bir sektör. Ve hani sizleri de içine alabilecek bir e-spor dünyası var. Dünyası var. Doğru. Şimdi bu dünyaya aslında kulüp de kayıtsız değil. Aslında Ali Koç Başkan'ın da bir League of Legends takımının olduğunu biliyorum ben. Tabii e-spor takımımız da çok da başarılı. Çok da başarılılar. Peki sen hem bireysel olarak e-spor hakkında ne düşünüyorsun? Takip ediyor musun?
Ve yarın öbür gün atıyorum bir teklif geldiğinde işte ne bileyim moderatörlük olsun, maç anlatımı olsun. Tabii. Hani bu konulara hani sıcak bakıyor musun? Kesinlikle bakıyorum. Gerçekten her gün büyüyen inanılmaz bir dünya ve işte bu alanda ligler var, turnuvalar var, organizasyonlar yapılıyor. Ülker Spor ve Etkinlik Salonu buna defalarca ev sahipliği yaptı. Keza League of Legends sürekli orada. Finali orada oynanıyor. İşte bizim spikerlik camiasından, dünyasından bazı dostlarımız yavaş yavaş oraya kaymaya başladılar ve gayet de ihtiyaç olduğunu görüyorum. Böyle bir her geçen gün büyüyen bir dünyada. Sizin gibi profesyonellere çok ihtiyaç var. Tabii biraz aslında anlatım dilini oraya evirmek gerekiyor. Biraz üzerine çalışmak gerekiyor. Evet şu anda yoğun bir spor spikerliği gidişatım var. Kariyerim bu yönde ilerliyor ama bir yandan oradan da kesinlikle uzak değilim. Hı-hı. Takip ediyorum. İşte League of Legends finaline Ülker Spor Etkinlik Salonu'na dahil oldum. İzledim, katıldım. İşte oradaki anlatım dili hani sonuçta tamam spikerlik var ama başka bir şey anlatıyorsun orada. Bir spor müsabakası değil. Ama benzerlikler de var. Çok büyük paralellikler de var. Çok zor bir geçiş olmayacağını düşünüyorum. Çünkü oyun dünyasına da uzak değilim. Zaten spikerlik benim mesleğim. Senin zaten moderatörlükle ilgili bir şeyin yok. Zaten moderatörlük yapıyorsun. Spor spikerliği zaten var. Bir de işin içerisinden geliyor olman çok büyük bir artı. %100. Avantaj senin için. Artı FIFA'nın da sonuçta bir oyunculuk hikayesi var. FIFA'da da Türkiye'de çok iyi oyuncularımız var. Evet. Çok başarılı takımlar var. Onların da müsabakalarının yayınlanması ve anlatılması bambaşka bir branş. Ki burada çok fazla değinmedik ama Kıvanç'ın dediği gibi araya girmek istiyorum. Kıvanç senelerce oyun fuarlarında FIFA'nın özel maçlarını da anlattın sen. Anlattım. Hani gösteri maçlarını anlattı. Keza bizim lansmanlarımızda burada final maçlarını anlattın vesaire. Dediğim gibi benim zaten hani çıkış noktam böyle oyun konsollarındaki maçları anlatmak olduğu için o benim için artık hani böyle gözüm kapalı yapabileceğim bir şey. Ve keyif alarak yaptığım bir iş. O yüzden hani bu tarz bir sektöre geçiş yapabilmek ve bu sektörün içerisinde kendime bir yer bulabilmek benim de planlarım arasında var. Tabii ki buna biraz zaman ayırmak gerekiyor. Biraz o sektöre ufak ufak küçük tecrübelerle geçiş yapmak gerekiyor. Burada yani senin de yönlendirebileceğin veya bu tarz oluşumlar olduğunda orada bulunmak, yer almak, oyun dünyasının içerisindeki yenilikleri zaten elimden geldiğince vakit buldum ve takip etmeye çalışıyorum. Ama gerçekten oyun dünyası, e-spor dünyası her geçen gün büyüyor ve çok farklı bir noktaya gidiyor artık. Bütün dünyada artık her oyunun neredeyse kendine ait bir takımı var. Takımı var. Ve yani bu Manchester City, Liverpool gibi Premier League takımlarının bile FIFA takımları var. Profesyonel oyuncuları var. Yani Çinli dostlarımız herhalde bu alanda inanılmazlar. Kesinlikle. Onlar tabii hani özellikle yön veriyorlar. İşte Valorant gibi, Fortnite gibi, PUBG gibi, oyunlar, CSGO gibi oyunların profesyonel oyunculuk artık bir ad üstünde. Antrenman yapıyorlar, kamp yapıyorlar. Yani 7-24 bu oyunlarla yatıp kalkıyorlar ve gerçekten çok büyük bir mesai, çok büyük bir emek ama bir yandan da büyük bir başarı. Büyük bir başarı. Tabii ona göre de tabii kazançları var. Yani bu işi de hilal hamere yapmıyorlar. Profesyonelce yapıyorlar ve bunun da bence sonuçlarını, meyvelerini çok olumlu bir şekilde alıyorlar. Geldin, renk kattın. Çok teşekkür ediyorum. Ya bitmesin. Bitmesin. Hayır. Söyleyeceğin daha eklemek istediğin var mı bir şeyler? Anlatacağımız bir sabaha kadar konuşuruz. Konuşuruz. Yani kesinlikle. Bizim yani çok ortak noktamız var. İkimizin de böyle hani sohbet etme ve muhabbet etme potansiyeli çok yüksek ama tabii ki yani seyircilerimizin de vakti değerli, onları da çok fazla yormadan, sıkmadan bence çok keyifli bir muhabbet oldu. Yani bu kanalın gerçekten çok büyüyerek devam edeceğini düşünüyorum. Çok teşekkürler. Çünkü programın hitap ettiği kitle yani oyun dünyası ağırlıklı olsa da bence herkesin kendinden bir şeyler bulabileceği. Hani biz bugün televizyon dünyasını konuştuk, spor konuştuk, oyun konuştuk, aramızdaki dostluktan bahsettik. Evet. Hani burada selamlarımızı gönderdik akrabalara. Evet buradan tüm aile sevgiler olsun. Ya bence onlar da büyük bir mutlulukla izlemişlerdir. Çünkü sen de kariyerinde, alanında gerçekten yıllardır biliyorum, ediyorum. Tanıyorum. Çok güzel işlere imza attın, çok büyük bir tecrübe edindin. Açın o tecrübelerini çok farklı şekillerde hayatında kullanıyorsun. Ama aynı zamanda da bu kanalın büyümesi için bir emeğin var, bir çaban var. Ya biz de naçizane konuk olduk, işte muhabbete dahil olduk. Renk katabilecek ne mutlu. O yüzden devamında çok güzel işler geleceğine inanıyorum. Her zaman da yani
davet ettiğin her zaman tabii yanındayım. Tabii ki de. Daha bir sürü organizasyonla beraber olacağız. Bu güzel sözler için de ben de sana çok çok teşekkür ediyorum. Geldin tabii ki de renk kattın. Seninle birlikte zaten hani bir işin ucundan tutuyor olmak benim için her zaman keyifli bir hale alıyor. Bir türlü kapatamıyoruz ama ben yine bir sana bir son söz vermek istiyorum. Ne demek istersin? Ya çok teşekkür ettik. Burada bulunmaktan da keyif aldık. Bugün böyle hani yıllarca işte lansmanlarda, organizasyonlarda mikrofon bendeydi. Konuk olarak alıyordum. Bugün senin konuğun oldum. O da böyle hani farklı bir duygu. Rolleri değiştik. Rolleri değiştik. Bugünkü sohbetin moderatörü sen oldun, konuğu ben oldum. Ama dediğim gibi önemli olan muhabbetin içeriği ve kesinlikle kalitesi. Ben gerçekten çok keyif aldım. İyi ki davet ettin. Tekrardan kanalımızın da yolu açık olsun. Hani hep böyle sunucular ya da kanalın sahipleri söyler ama konukların da söylemesi bence çok önemli. Ya videoyu izlemek ve like atmak evet çok sık yapıyoruz. Bundan hiç vazgeçmeyelim ama kanalı da yani izleyip abone olmayan varsa lütfen abone olsun. Çünkü gerçekten bu kanalların ayakta kalması, devam edebilmesi, bu güzel içeriklerin sürmesi açısından abonelikler çok önemli. Bunun da altını çizmiş olalım ve bir kez daha çok teşekkür ediyorum. Ben çok teşekkür ederim. Geldin renk kattın. Zaten son sözü de Kıvanç söyledi. Artık fazla söze ne hacet diyorum. Bir sonraki programda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın Rüya Savaşçıları. Hoşça kalın.